Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bu içerikler, bu videolar sizlerin işine yarıyordur ve kendinizi geliştirmenize katkı sağlıyordur. Bu hafta sizlerle birlikte cep telefonu fotoğrafçılığına bakacağız. Cep telefonu fotoğrafçılığı fotoğrafın sonu mu yoksa fotoğraf dünyasına yepyeni bir kapı mı açıyor? Hadi buyurun. Cep telefonlarının fotoğraf çekmeye başladığını duyduğum ilk yıllarda biraz da ukala bir tavırla cep telefonluğunu bilsin, fotoğraf makinesi de fotoğraf çeksin demiştim. Aradan geçen uzun yıllar, pek de uzun yıllar geçmedi ama aradan geçen yıllardan sonra cep telefonları öyle bir konuma geldi, yerleşti ki artık göz ardı etmemiz mümkün değil. Tıpkı dijital fotoğraf makineleri çıktığında analog fotoğraf makinelerini kullananlar olarak dijital fotoğraf makinelerine burun kıvırdığımız gibi ve onların gelip piyasayı ele geçirdiği gibi ve tıpkı aynasızlar piyasaya çıktığında burun kıvırıp şimdi de piyasanın önemli bir kısmının aynasızlara doğru yöneldiği gibi cep telefonlarına da burun kıvırdık. Ama gün geldi, cep telefonları da yavaş yavaş hayatımızın içerisine girdi. Hayatta değişmeyecek tek şeyin değişim olduğunu bize bir kez daha öğretti. Cep telefonları her gün arayı daha da kapatarak birkaç küçük eksiğiyle ve çok önemli özellikleriyle fotoğraf dünyamızda yerini almaya başladı. Şimdi bunlar nedir? Bunlara bir bakalım. Bildiğiniz gibi fotoğrafın 3 boyutu var. Teknik doğruluk, estetik yoğunluk ve anlatım gücü. Teknik doğruluk esasen fotoğrafın teknik yanını, yani ışık kullanımını, diyaframı, enstantaneyi, ISO'yu anlatıyor. Arkasında mühendislik, optik kuramları, elektrik, elektronik kuramları var. Öğrenilebilir ve öğretilebilir bir konu. Zaten bu yüzden temel fotoğrafçılık eğitimleri veriliyor. Cep telefonu fotoğrafçılığının zayıf yönleri de, kuvvetli yönleri de aslında teknik doğruluk tarafına denk geliyor. Örneğin cep telefonlarında diyafram kavramı yok. Hoş, bunu da son zamanlarda çözmeye başladılar ama diyafram olmadığı için ışığı yönetmek adına elimize sadece perde hızı ve ISO kalıyor ve alan derinliğini dilediğimiz gibi yönetemiyoruz. Dolayısıyla bu bize bir dezavantaj sağlıyor gibi gözüküyor. Öte yandan lens değiştirme şansı yok. Hoş, onu da çözmeye başladılar ama dolayısıyla değişik odak uzaklıklarında çalışamıyoruz. Bunlar negatif yönleri. Ama diğer taraftan dinamik aralık, pratiklik, taşınabilirlik, hafiflik, her an yanımızda bulundurulabilme gibi çok ciddi avantajları var. Estetik doygunluk başka bir boyutu demiştik. Estetik kavramının onlarca tanımı var. Aristo'ya göre estetik, orantı, uyum ve denge. Birçok tanıma göre insan beynine güzel gelen şeylerin bütünü. Fotoğrafta estetik dediğimiz zaman kompozisyon kurallarının ortaya koyduğu sonuç akla geliyor. Ancak yalnız bununla tanımlamak mümkün mü? Elbette değil. Çünkü bütün kompozisyonun kurallarını bilen, uygulayan ancak estetik fotoğraflar çekemeyen birçok insan var. Diğer taraftan kompozisyon kurallarını bildiği halde bütün kuralları çiğneyen, kompozisyon kurallarını alaşağı eden ama son derece estetik, son derece güzel fotoğraflar çeken var. O halde estetik bir parçada insanın içinden gelen, bir parçada tanrı vergisi bir özelliği ifade ediyor. Kompozisyon kuralları penceresinden baktığımızda öğrenilebilir, öğretilebilir bir konu. Dolayısıyla yine temel fotoğrafçılık eğitimlerinde bu konuya da yer veriliyor. Ancak insanın içerisinden gelen tanrı vergisi bir özellik boyutuyla baktığımızda da bir parça insanın kendisinde olması gerekiyor. Normal fotoğraf makinelerini ve cep telefonlarını bu pencereden karşılaştırdığımızda cep telefonlarının
estetik doygunluk anlamında hiçbir eksiği olmadığını görüyoruz. Fotoğrafın üçüncü boyutu anlatım gücü demiştik. Anlatım gücü ne öğrenilebilir ne de öğretilebilir bir olgu. Bu kavram soyut bir kavram. Tamamen kişiyle ilgili. İnsanın biriktirdikleri, yaşanmışlıkları, entelektüel birikimi, okudukları, gördükleri, hissettikleri ve kenara koydukları ile ilgili. Bakmaktan öteye giden gören, görmekten öteye giden yaşayan, yaşamaktan öteye giden hisseden ve hissetmekten öteye gidip fotoğraflarına bunu yansıtan insan, anlatım gücü yüksek, birikimi yüksek insan. Bu pencereden baktığımızda bol bol fotoğraf izlemeli, fotoğraf okumalı, fotoğraf tartışmalı, genel kültürümüzü geliştirmeli, okumalı, gezmeli, görmeli, film izlemeli ve kendimizi yetiştirmeliyiz. Bu boyuttan baktığımızda cep telefonu fotoğrafçılığını normal fotoğrafçılıktan ayırt edebilecek hiçbir şey yok. Sonuç olarak cep telefonu her an yanımızda bulunan bir aygıt ve fotoğraf çekmemiz için bize fırsatlar sunuyor. Elbette fotoğraf dünyasında cep telefonunun fotoğraf makinalarımızın yerini tamamen alması asla düşünülemez. Ancak fotoğraf makinamız yanımızda yokken ve cep telefonumuz yanımızdayken fotoğraf fırsatlarını kaçırmamak için önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Getirdiği teknik dezavantajlar, getirdiği teknik avantajlarla tolere edilebilir. İşin kompozisyon tarafında anı fotoğrafı çekmek değilse niyetimiz, kompozisyon kurallarını öğrenmemiz, uygulamamız ve daha estetik doygunluğu yüksek fotoğraflar çekmemizi engelleyecek hiçbir şey yok. Anlatım tarafında ise entelektüel birikimi yüksek olan, kendini yetiştirmiş, anlatacak bir şey olan, söyleyecek sözü olan, anlatacak hikayesi olan insanların cep telefonu fotoğrafı ya da normal fotoğraf makinesi kullanması hiçbir şey değiştirmez. Bu haftalık da bu kadar. Üzerinde sohbet ettiğimiz konu umarım hoşunuza gitmiştir. Bilgi dağarcığınıza bir şeyler eklemiştir. Lütfen cep telefonu fotoğrafçılığı ile ilgili görüşlerinizi aşağıda benimle paylaşın ve bu anlamda karşılıklı olarak ne düşündüğümüzü anlayalım. Diğer taraftan soru, yorum, görüş ve öneriler için aşağıdaki yorumlar bölümünün açık olduğunu ve buralardan bana ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi bilgi paylaştıkça çoğalır ve bizler birbirimizi ancak bilgiyi paylaşarak geliştirebiliriz. Videoyu kapatmadan önce hatırlatmak istediğim iki konu var. Bir tanesi, eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız ve bu içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basarak ve bu videoyu ilgili platformlarda arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek verin. Son olarak da videoyu bu noktaya kadar izlediniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmak için lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basın. Abone ol butonunun hemen yanında bildirimleri aç butonu var. Eğer bu butonu da basarsanız bundan sonra çıkacak videolardan zamanında haberdar olur ve hiçbir içeriği kaçırmamış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta cep telefonu fotoğrafçılığı ile ilgili püf noktalarını paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın.